Hoş bulduk. İyi pazarlar Ceyda. Dün bayağı yoruldunuz. Bütün ekibi kutlarım. Saniye saniye gündemi tamamen ayrıntılarıyla bize izlettiniz. Bizler teşekkür ediyoruz Ümit abicim. Tabii Galatasaray'da 39. Başkan Dursun Özbek oldu. Gündemin ilk sırasında yer alıyor. Dün yoğun bir seçim günü geçirdik. Kıyasıya bir mücadele vardı. Biz de Anspor ekranında ve Anspor Radyo'da tüm detayları izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaşmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Nasıl değerlendirirsin sonucu? Kıyasıya bir mücadele vardı. Senin için sürpriz oldu mu? Hayır, tam beklediğim gibi oldu. Kafa kafaya gitti. Büyük bir fark oluşmadı ve son sandıklarda beklediğim tablo çıktı ortaya. Biz bunu bir önceki seçimde de yaşadık. Eşref Hamamcıoğlu ile Burak Elmas tabii çok adaylı bir yarıştı ama son ikisi kafa kafaya götürdüler. Son sandıklarda Burak Elmas kazanmıştı 41 oy farkla. Şimdi de biraz daha farklı bir biçimde de olsa son 2,5-3 sandıkta Dursun Özbek ipi göğüslemeyi başardı. Bu aslında Galatasaray'ın kongre üyelerinin arasındaki ağır abilerle Şahin Kanad'ın oylamasıydı. Ve beklediğimiz gibi başta ağır abiler, üye numarası yüksek olanlar ve sandık numarası küçük olanlar Eşref Hamamcıoğlu'na daha fazla yönelerek belli bir süre önde götürdüler. Fakat arayı yeteri kadar açamadıkları için o daha şahin kanat yani üye numarası 14 bin ile hatta 17 bin ile 19 bin arasında olan yeni mezunlar ve genç üyeler dışarıdan da gelenlerle birlikte bu kanat başka bir şekilde baktı meseleye ve beklediğim gibi oylar o dengeyi bozdu. Dursun Özbek'in lehine çevirdi ve Dursun Özbek eski başkan yeni başkan haline dönüşmüş oldu. Çok zor bir görevi üstlendi. Sanıyorum bugün pilavdan sonra kolları sıvayıp yarından itibaren Galatasaray'ın geleceğini kurgulamak durumundalar. Çünkü güzel bir ekip. Erden Timur mesela o son söylediğim Şahin Kanad'ın oylarının gelmesinin nedenlerinden biri. Cemal Özgörkek'in güzel bir projesi var. İşletilebilirse Galatasaray'ın geleceği için önemli bir hamle olur. Tabii bu arada teknik adam transfer en acil durumda da sıcak paranın bulunup bir an evvel sıkıntıların giderilmiş olması. Daha sonra da Bankalar Birliği çalışması, Florya Ada gibi meseleler önüne gelecek ama en acil olan yarından itibaren bir teknik adamı getirip Florya'ya oturtmak. Evet, Ümit abi, şimdi biz hep bugüne kadar seçim heyecanını konuştuk, öncesindeki projeleri konuştuk. Bugün Galatasaray Lisesi'ndeki yıl aranın ardından geleneksel pilav günü var. Camia yine birlik beraberlik mesajı verecektir ama sonrasında salı günü mazbatasını alacak yeni yönetim. Görev dağılımı belli olacak. Dün Erden Timur'la birlikte seçim sonrası değerlendirmelerimizi yaparken, özel röportajımızı gerçekleştirirken kollarımıza hemen sıvayacağız. Tabii transfer 1-1,5 yıl üzerine çalışılması gereken bir konu ama bizim de projelerimiz var şeklinde konuştu. Fatih Terim'in her zaman kendileri için çok değerli olduğunu, farklı bir yeri olduğunu, onu çok sevdiklerini de ifade etti. Ama görünen o ki Okan Buruk dışında bir de yabancı teknik direktör listesi var yönetimin. Bunlardan birinin de Gayyar'da olduğu konuşuluyor. Nasıl değerlendirirsiniz teknik adam tercihlerini ve söylemiş oldukları, yapmış oldukları açıklamaları yeni yönetim? Zaten belli ki çok ince ayrıntılarına kadar ölçüp biçmişlerdir. Bizimkiler sadece fikir, bilgi orada onların yapacakları ikili görüşmelerde ücret, ödemeler, transfer politikası, bütçe gibi ayrıntıların en ufak detayına kadar bizim bilmemiz mümkün değil. Biz sadece fikrimizi söyleyeriz. Gallardo gelirse ayağını ateş eder Galatasaray. Bir yerliyle bu sorunu çözmeye çalışması doğru bir hamledir. Çünkü yerli bir teknik adam yerli oyuncu profilini ve sayısını o 7 artı 4'e dönüşebilecek sistemi
oluşturabilecek bir teknik adamdır. Yerli havuzunu çok daha iyi kontrol edebilir. Yabancı bir teknik adam bütçe ve dün de evveli günde söyledim, tecrübeli Galatasaray'ı sanki Avrupa'da oynuyormuş gibi öne taşıyacak isimlerin peşinde koşar. Bir de şöyle bir şey var, yani mazbata tamam Perşembe Cuma günü alınabilir ama resmi imzayı atmaya yarar mazbata. Oysa temasların kurulması bence şimdiden bile başlamıştır. Hem bu teknik adam hem transferler, daha da önemlisi bugünden itibaren veya yarın kapıyı çaldıkları zaman Marcao nedir, Kerem kaça olur, Yunus'u verir misiniz, Nelson'u acaba alsak mı diyen alıcıların gelmesi durumunda bir muhatap var artık. Ve Galatasaray önce bunları yola koyup teknik adamıyla birlikte yerli sayısını, yarışmacı, Türkiye Ligi'ndeki yarışmacı takım profilini oluşturması lazım. Gallardo'la bunu yapamazsınız. Gallardo Antep deplasmanını düşünmez. Avrupa'da oynayacaksa Avrupa'yı hesaplamaya kalkar. Bir de çok uzak bir yerden, çok uzak bir futbol kültüründen gelip de Türkiye'de başarılı olması pek kolay bir şey değil. Ben yerliden yanayım. Benim baştan beri tercihim gönlünü kırmış oldukları Fatih Terim'in gönlünü almak ve Okan Buruk'u Fatih Terim'in desteğiyle en azından bir yanaklarından öpmesiyle görevin başına getirmek en doğru yol diye düşünüyorum. Peki Ümit abi, ve yapılacak takviyeler her iki başkan da seçilseydi futbolda küçülme olmayacağının özellikle altını çizmişlerdi. Şimdi yeni bir yapı, Cenk Ergün'ün tekrar Sportif AŞ'de görev alması bekleniyor. Yapılacak transferler, camiada birlik beraberlik mesajı veriliyor genel kurulda ama aynı zamanda taraftarca bizimle nasıl barışacak diye soruyordu dün yaptığımız yayınlarda. Kuşkusuz futbolda başarı, sportif anlamda başarı taraftarla barışması için öncelikli yapılması gereken konu, yerine getirilmesi gereken sözler var. Sizin beklentileriniz nedir yeni yönetimde? Bu arada tabii bunun bir olağanüstü genel kurul olduğunu ifade edelim. Yeni yönetimin görev süresi 2 yıl. Evet. 2 yıl içinde de yeterli yapılanmayı, borçları yapılandırmayı ve kadro oluşturmayı yapabilecek zamanları var. Çünkü bunun üzerine kafa yoruyorlardır. Mutlaka ki Cenk Ergün'ün de bir portföyü var. Erden Timur'un da belli bir görüşü var. Şirketleşme ve şirketlerin yönetilmesi konusunda Columbus projesi dediğimiz sistemi oluşturmaya yıllardır hayal kuran Cemal Özgörkek'in katkıları var. Bütün bunların üzerinde Dursun Özbek'in önemli bir tecrübesi var. Bir kere ağaçtan düştü. Dolayısıyla ağaçtan düşmenin ne demek olduğunu biliyor. Şimdi bu tecrübesini kullanarak daha doğru hamleler yapabilir. Ama çok daha önemli bir konu, dün mesela lisenin önünde toplanan, liseye giremeyen, kongre üyesi olmadıkları için giremeyen Galatasaray'ın kalbi yönetimi ise eli ayağı da taraftarıdır. O elin ayağın Fatih Terim'in, İmparator Fatih Terim tezahüratını da kulak ardı etmemek lazım. Böyle bir gönül almayı en azından mutlaka bekliyorlar. Belki aktif görevi bile bekliyorlar. Yani hoca eşofmanı giymeyebilir ama bu işi takım elbiseyle de yapabilir. Ne demek istediğimi gayet iyi algılıyorlardır sanıyorum. Taraftarların gönlünü hoş edebilecek sadece söylem değil, eylemlerle birlikte Galatasaray bu barışı sağlayabilir. Tribün barışını, taraftar barışını, üye barışını sağlayabilir. Bunun da ilk adımı sanıyorum 2 saat kadar sonra o geleneksel ve 2 yıldır yapılamayan pilavda o sıcaklıkla birlikte hissedilecektir. Çünkü şimdi kim ayrı ve karşı düşüncede olursa olsun Dursun Özbek'in yanında ve arkasında yer almak durumunda. Galatasaray'ın böyle bir görgüsü var, böyle bir öngörüsü de var. Dolayısıyla Dursun Özbek bir süre rahat. Bu rahatlıkla birlikte
doğru kararları alacağını düşünüyorum. Çünkü güçlü bir yönetim var. Ne yaptığını bilen bir yönetim var. Görev dağılımı da Ceyda zaten yapılmıştır. Sadece dillendirilmiyordur. Çok ufak ayrıntılar görüşülecektir orada ve o ayrıntılar da mükemmeli oluşturabilir. Ama çok kafadan çok aykırı sesler çıkacağını sanmıyorum. Çıkarsa da Dursun Özbek'in artık bunları bastırabilecek bir durumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani 36. başkan 39. başkan oluyor. Dolayısıyla Dursun Özbek de artık son 2 yılında Galatasaray için ne yapacaksa, ne verecekse vermeli. Bu cüzdan sallamanın ötesine geçecek bir hamle olmalı. Ben öyle görüyorum işi. Bu barış tribünden sahaya yansıyabilir. Çok çabuk bir hareketle refleks göstermesi lazım yönetimin. Sanıyorum bunu herhalde hesaplıyorlardır. Peki Ümit Aktan, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık değerlendirmeleriniz için. Sağ ol. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, kolay İyi gelsin. pazarlar bir kez daha. Devam Sağ ol. edelim şimdi.